Herkese selamlar, sevgiler, değerli izleyenler. Yeni içeriğimizin konusu Honda Space'in yağ bakımı ve hava filtresi değişimi. Hava filtresi değişimi için şuradaki parçamızı sökmemiz gerekiyor. Bunun için bize Yıldız 3 veya Yıldız Tornavida gerekli. Ben şöyle bir takım kullanıyorum. Siz tekli olarak da kullanabilirsiniz. İlla böyle bir takım almanız şart değil. Vidalar alıp şuradaki parçamızı biraz esneteceğiz. Daha sonra hava filtremize ulaşabiliriz. Bunun için kullanacağım makinamız bu. Torklu somun sökme sıkma makinesi. Bunun ucuna bir dönüştürücü aparat takacağım, bir bitse uygun. Yağ değişimi içinse şurada süzgecimiz mevcut. Ben bu süzgeçten yapıyorum değişimleri. Bunun için bize 17 numara lokma gerekiyor. Ayrıca 1/2'de rahat çalışmak istiyorsanız şöyle 25 santimlik bir uzatma da sizi, işinizi kolaylaştırır. Öncelikle yağ seviyemizi kontrol edelim. Sildik, bir daha sokalım. Şu an tam seviyede. Yağımızın değişimine başlayalım. Torkmetremizi açtım. Race modunda kaç Newton metreyle sıkıldığına bakmak için pit tapmadığını alıyorum. Newton metre de sıkılmış. Oldukça az. 25 Newton metre olması gerekiyor buranın. Evet, yağımız oldukça kötü. Filtremizi ve kapağını güzelce temizledim. Bunları takacağız. 25 Newton metre ile sıkacağız. Birazdan motorumuzu eğelim. Bu şekilde eğmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi içinde daha bayağı var. Eğerken dikkat edin. Orta sehpadan düşürmeyin. Dostlar, yani tamamı boşaldı. Sıkarken tork metremi açıyorum. Pit top modundan trace moduna getiriyorum. Burada 50 Newton metrede. Bunu 25 yapacağız. Yanıp sönecek. Evet, şu an durdu. Süzgecimizi ayarladım. Doğru bir şekilde taktım. Yerine güzelce oturtacağım. Buradaki işlemimiz tamam. Kendime bahçe ortamından küçüklerden şöyle bir aparat yaptım. Yağ değişimlerini hep bu şekilde yapıyorum. Bakıma gelenlere, kendi motorlarıma. Arkadaş, bu şekilde bir yağ almış. Petrol Ofisi'nin Maximoto adında 1040. MA2 ama yani müşteri bu şekilde getirmiş. Geri götür diyemezsin. 4 zamanlı sentetik motosiklet yağı, 1 litrelik. Ölçüsünü şuradan ayarlayacağız. Gitti. ml yağ koyacağız. Şu an son çeyreğe geldi. Birazdan iyice otursun. Yağ çubuğunu kontrol ederiz.
Sıra diferansiyel yağımızda bunun için altta ve üstte bulunan 2 adet 12'lik lokmayı gevşetip çıkarmamız gerekiyor. Ardından eczanelerden bulabileceğiniz 60'lık en büyük şırınga ile buraya 120 milim 80 ve 90 şanzıman diferansiyel yağ basacağız. Ek olarak size 1/2 uzatma kolu ve cırcır gerekiyor. Zamanı çoktan gelmiş. Tutunma özelliğini yitirmiş. İlk şırıngayı bastım. Burada ikinci şırıngayı da basıyorum. Yeni yağımızın rengini görüyorsunuz. Şanzımanınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız bunu her 7-8 bin detaylı varyatör bakımı yaparken veya yaptırırken mutlaka değiştirin. Ayrıca fazla koymayın, keçeleri patlatırsınız. Bu şekilde damlamaya başladıktan sonra somununu takıp sıkabiliriz. Ek olarak her skuterin işaretlediğim yerde ne kadar şanzıman yağı alacağı belirtilir. Son bir uyarı, buralara sakın başkalarının söylediklerine itibar edip de motor yağı yani 10-40-10-30 gibi yağlar koymayın. Dişli sıyırır, rulmanları bozar, pişman olursunuz. Yıldız uç. Çünkü burada şurayı sökmemiz gerekiyor. Bunun için şuradaki vidaları sökeceğiz. Böyle bir şey almak istemiyorsanız ya yıldız tornavida veya yıldız uç almaz yeterli 2 numara. İç kısım oldukça temiz. Zamanında değişimler yapılmış. Filtremize bakalım. Filtremizin değişim zamanı gelmiş. Kanatlarında hiç boşluk yok. Oldukça kirli. Yeni filtremizi arkadaş bu şekilde almış. Monero. Getirene hayır demiyorum, ben takıyorum. Ama orijinal değil tabii ki. Fransız malı. İş görüş. Şuradaki sensörümüzü temizleyip, buraları temizleyip öyle takalım. Zayla ve balat spreyiyle güzelce temizledim. Şimdi takıyoruz. Bunu bu şekilde buraya oturtacağız. Hava filtresini taktık. Orijinal olmadığı için şu şekilde açıklıklar olabiliyor. Ama kendi contası buraları tamamen kapattı. Bir içeriğimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olur. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.